kalbimin taşlarından da kapısın. Acıtmıyordu, hiçbir şey değişti, anlamın yazısı. Can yarasına siper ettim duvarlar, geçmiş silsem de ince sızı yaralar. Neredeydin bunca zaman, boşa geçen yıllarım var. Bilemedim ki geleceğimi, sana soracaklarım var. Hoş geldin canımın yarısı, elime kelepçem. Hoş geldin gün ışığım, can yoldaşım, sevgin bana gerekçe. Hoş geldin canımın yarısı, elime kelepçem. Hoş geldin gün ışığım, sizleri Türkiye'nin 60'lı 70'li yıllarına götüreceğiz. O yıllarda sinema filmlerine senaristler bir şarkı için senaryo yazıyorlarmış. Koca koca senaryolar. Ve o yıllarda gazinolarda sahnelerde söylenen şarkıların filmleri yapılmış. Ve birçok önemli şarkı da bu filmlerde kullanılmış. Şimdi sizleri Türk sineması eşliğinde o yıllara götüreceğiz.
Yalnızım.
Geçen gün kızımla bir alışveriş merkezine gittim. Kızım her zamanki gibi oyuncak istiyor benden. Daha 7 yaşında, 8'e basacak. Bana dedi ki, oyuncak alırken şunu sordu. Baba dedi ki, senin hiç oyuncağın var mı dedi. Sen de baban alıyor muydu dedi. Oyuncakçıdan çıktık. Onu aldım karşıma. Dedim ki bak, biz çok fakir bir aileydik. Benim annem kiremithanelerde taş taşıyarak bizi büyüttü. Onun için benim oyuncaklarım çamurlu suyun içinde kendim tekerlek yapıyordum. Araya böyle dal koyuyordum. Ve o araba oluyordu dedim. Gözleri doldu. Böyle inanamadı. Gerçekten dedim o kızım dedim. Ama dedim çok zengin bir abi dedim. Bizim mahallede bir tane fakir çocuğa oğlunun oynamadığı bir oyuncağı göndermiş. Tren böyle otomatik gidiyordu. O tren mahalleye geldiğinde bütün çocuklar o arkadaşımızın trenin yanında oturduk, saatlerce onu izledik. O yıllarda ben 7 yaşımdan ta 11-12 yaşıma kadar çalıştım, para biriktirdim. Küçelerde su sattım. Her işi yaptım. Sonra bir kırmızı bisiklet aldım. Ve o kırmızı bisikletle, o benim ilk oyuncağımdı, çok seviyordum. Ondan bütün küçelerde, sokaklarda dolaşıyordum. Sonra 12 yaşıma geldiğimde bisikletimi sattım, kırmızı bisikletimi, bir kaset yaptım, albüm. Şimdi o albümü, şarkılardan bir tanesinin de klibini o zaman bir abi çekmişti. Şimdi sizi çok eskilere götüreceğim ve o şarkı o dönem çocukken hayalleri kocaman olan küçük Mahsun'a götüreceğim sizi. Ondan düet yapacağız. Geçti yalan dünya. Eyvah, eyvah.
Bu gerçekten çok benim için çok duygusal. Her bugüne gittiğimde aklıma geliyor o günler. Bu albüm sayesinde İstanbul'dan bana teklif geldi. Tabii İstanbul büyük şehir. Ve 12 yaşında İstanbul'a geldim. Bir müzik yapımcısı o kaseti dinlemiş. Ve beni götürdüler stüdyoya. Çok profesyonel bir stüdyoya. Şarkı söyledim. O günün akşamında beni oradaki yapımcı abi götürdü bir gazinoya. Gazinoda sahneye önce 15 parça saz çıktı. Sazlar çalmaya başladı. Ardından çok şık, çok güzel bir kadın sahneye çıktı. Büyülü bir ortamdı. Ama kadının gözünde korsan bandı vardı. Ben bu korsan bandını anlamadım. Yapımcıya sordum. Neden ablanın gözünde korsan bandı var? Yapımcım bana dedi ki, onun sevdiği onun yüzüne keza batmış. Çocuk yaşta şunu düşündüm. İnsan sevdiğine zarar verir mi? İnsan sevdiğini üzer mi? Hele böyle kalıcı bir şey için hayatına kasteder mi? Kadın şarkı söylemeye başladı. İnanılmaz güzel bir sesi vardı. Ve benim gözümden yaşlar sel gibi akmaya başladı. Sonra geldi yanıma oturdu. Gözyaşlarımı sildi benim. Yapımcı ona demiş ki, onun da sesi güzel. Sonra beni sahneye çıkardı. Bu kez ben şarkı söylemeye başladım. O tek gözüyle ağlamaya başladı. Ve gittim, onun gözümü sildim. Şarkı bitiminde bana şunu söyledi. Tanrı bazı insanları seçer, onlara özel şeyler verir. Sen dedi, çok güzel bir sesin var. Tanrı'nın verdiği bu sesi lütfen ziyan etme. Sen bu yolda git dedi bana. O kadın Bergen'di. Hadi gelin, şiddet gören bütün kadınlar için Bergen'den şarkılar söyleyelim. Thank you.
Herkesin hayatında mutlaka bir kötü vardır. Bu şarkıyı okuduktan sonra insanlar zor zamanlarında, özellikle düştüklerinde bu şarkıya sığındılar. Bu şarkı hepimizin şarkısı oldu. Hadi gelin bütün kötüler için, zalimlere, kötülere ve de yanımda
sonu gelmez yarınlarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım. Yok mu çaresi dostlar, pes durkan aldılar.